Bu sene ilkine estetik teması etrafında düzenlediğimiz İbni Haldun Akademi Bahar Seminerlerinin ikinci haftasında kıymetli bir ismin konferansı için yeniden bir aradayız. Diyanet İşleri eski başkanımız ve halen İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı olarak çalışmalarını sürdüren hocamız Profesör Doktor Mehmet Görmez Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Hocamız İslam medeniyetinde söz estetiği isimli bir konferans verecek. Mütevelli Heyeti Başkanımız İlhan Gündüz hocamızın bir tabiri var. Bazı kıymetli isimleri tarif ederken kelam güzeli tabirini kullanıyor. Biz de onun bu tabirini kullanmak istiyor ve bir kelam güzelini Mehmet Görmez hocamızı sahneye davet ediyoruz. Buyurun hocam. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla El Bedi El Cemil. El Musavvir gibi sonsuz esmasıyla varlık aleminde cemalini tecelli ettiren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Celal ve cemal sıfatlarıyla biz insanların fıtratına ilahi yazılım olan fıtratına, güzeli ve güzelliği yerleştiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Celali ve cemali, iyiliği ve güzelliği hem zatında hem de davranışlarında gösteren sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. İbn Haldun Üniversitemizin Sayın Rektörü, değerli öğretim üyesi arkadaşlarım, ilim yolcusu olan değerli öğrenci kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sözlerimin başında İbn Haldun Üniversitemizin bu estetik davetine teşekkür ediyorum. İki açıdan estetik, hem davetin kendisi estetik hem de konumuz estetik. Ben bugün sizlere İslam düşüncesinde veya İslam medeniyetinde söz estetiği başlığı altında bir ders yapacağım. Buradan ana gayem özellikle hem güzel üzerinde konuşurken nasıl bir dile başvuracağız hem de dilde nasıl bir güzellik ortaya koyacağız? Benim söz estetiğinden kastım bu iki ayrı başlık. Güzel üzerine konuşurken nasıl bir dile başvurmamız gerekiyor? Dilde nasıl bir güzellik ortaya koyacağız. Tabii doğrudan konuya girmeden önce konunun önemine dair mukaddime kabilinden bir hususa işaret etmek isterim. Özellikle son asırlarda biz farkında olmadan pek çok alanda İhtilaf yaşandığı gibi, tartışmalar yaşandığı gibi sözle göz arasında da bir kavgaya şahit oluyoruz. Çağımızda sözle göz arasında bir kavga var. Zira dijital bir ekran uygarlığı kuruldu ve bu ekran uygarlığında görsel idrak egemen oldu. Görsel idrakin egemenliği asıl sözün iki büyük kaynağını olumsuz yönde etkiledi. Birisi kalp, birisi akıl. Görsel idrakin egemenliği aklın idrakini zayıflattı. Kalbin idrakini bir çeşit idrak ölümüyle karşı karşıya bıraktı. Bu sebepledir ki değerli arkadaşlar, özellikle söz imajların istilasına uğradı. Sözün imajların istilasına uğradığı bir çağda yaşıyoruz. Söz, imaj ve hakikatten söz ve imaj hakikatten bizi koparıyor. Öyle ki insan artık hem kendisiyle hem ötekiyle hem de alemle ilişkisini hakikat üzerinden değil, suret üzerinden, imaj üzerinden kurmaya başladı. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bilhassa İnsan gözünün gördüğün insan gözünün gördüğünden başka bir şey işitmeye baş, işitmemeye başladı. Suretin aracılığı, suretin ve imajın insanla öteki arasındaki ilişkilerde yahut insanla alem arasındaki ilişki ilişkilerde sadece cüz'i bir aracılık yapmıyor. İnsanın bütün kül idraklerini yönetmeye başlıyor daha doğrusu göz ve gözün muhatabı olan imaj, insanın bütün idraklerini yönetmeye başlıyor. Bu vasıtalık, vasata külliye diyebileceğimiz, yani işittiğimiz şeyleri de artık biz suret ve imaj üzerinden işitmeye başladık. Tattığımız şeyleri, kıs kısaca medarik olarak isimlendirilen insanın bütün idraklerini artık göz yönetmeye başladı. Göz yönetince söz düştü. Sözün düşüşünü yaşıyoruz. Sözün düştüğü yerde söz esetiğinden söz etmek adeta imkansız hakikatin yerini çünkü vehimler alıyor. Bugün en önemli şey sözü yeniden ayağa kaldırmak. Bugün en önemli şey sözü kurtarmak. Sözü kurtarmanın yolu ise sözün mana ve hakikat ile ilişkisini yeniden kurmak ve söz estetiğini yeniden ihya etmekten geçiyor. Bu ifadelerden sonra sözle göz arasındaki bu ihtilafa işaret ettikten sonra ve kadim medeniyette bizim kadim medeniyetimizde söz o kadar yüce idi ki yazmaya dahi kıyılamadığı zamanlar oldu. Çünkü yazıya döküldüğü zaman sözün, o yüce sözün bir nesneye dönüşme ihtimali vardı. Bizim ilk asırlarımızda peygamberimizin arkadaşlarının, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in Kur'an'ı ve hadisleri yazmaktan korkması ve imtina etmesinin arkasındaki temel hikmetlerden bir tanesi, bu ilahi yüce sözün, Yazı ile bir nesneye dönüştürme korkusudur. Yazı ile nesneye dönüştürmenin önündeki, enge önündeki engel, yazıyı nesneye dönüştürmemek için yapacağımız şey, söz estetiğidir. Yani sözün edebe dönüşmesidir. Yani edebiyattır. Eğer... Söz edeple buluşursa edebiyata dönüşür ve o yüce söz sadece bir nesne olmaktan kurtulur. Cümle dahi cemalin bir parçasıdır. Bir bir kelime başka kelimelerle bir araya getirdiği zaman sadece müfit olması yetmiyor cümlenin sadece müfid olması yetmiyor. Sadece faydalı olması, anlamlı olması yetmiyor. Cemal sahibi olması lazım aynı zamanda. Cümle ile cemal aynı kökten gelir. Söz cemalini kaybederse biz cümleleri kaybederiz. Cümleleri kaybedersek o zaman söz olmaz. Sadece lafız olur. Lafız kelime değildir. Çünkü lafzın manası yoktur. Çünkü lafız anlamlı değildir. Bundan sonra anlatacağım hususları bir metafor üzerinden anlatacağım. Ama sizlerden istirhamım bu metaforu birlikte takip edelim. Söz estetiği başlığı altında sizlerle paylaşmak istediğim bütün bilgileri bir metafor üzerinden takip etmeye çalışacağım. Bu metafor bir yolcu ve konuk metaforudur. Bir konuk ev sahibi metaforudur. Bütün ilahi metinler insanı dünyada bir yolcu olarak kabul eder. Dünyayı bir geçici maliki olmadığımız bir ev olarak bize tasvir eder. Ve İnsan bu dünyada sadece bir yolcudur. Bu misafirliğimiz bizi her zaman, dünyada misafir oluşumuz bizi her zaman sürekli değişen bir dünya ile karşı karşıya bırakır. Yine aynı şekilde ilahi metinler içinde yaşadığımız dünyanın daima faniliğine vurgu yapar fani olmasına rağmen biz bu evde misafiriz. Biz bu evde yolcuyuz. Kur'an-ı Kerim içinde yaşadığımız bu kainatı bir karargah olarak görmez. Bir mesken olarak tasvir etmez. Geçici bir yol olarak bize biz tasvir eder. Biz dünyaya makam ve mesken tutmak için değil biz dünyaya yol yürümek için geldik. Ve iki çeşit yolculuk vardır. Bir yatay yolculuk, bir dikey yolculuk. Yatay yolculuk isradır, dikey yolculuk miraçtır. Yatay yolculuk bizim dış dünyada yaptığımız yolculuklardır. Dikey yolculuğumuz bizim kendi iç dünyamıza yaptığımız yolculuklardır. Kur'an-ı Kerim Pek çok ayette Siru fil art diye başlar. Yeryüzünde geziniz ve düşününüz. Eflem yesiru fil art fe tekune lehum kulubun yaqilun biha. Yeryüzünü dolaşmaz mısınız ta ki akleden kalpleriniz olsun? Bütün bunlara rağmen Peygamberimiz Aleyhisselam kun fi dunya ke enneke garib ev abiru sebil. Dünyada daima kendini gurbette gör ve kendini yolcu olarak kabul et der. Biz burada geçici olduğumuz halde, biz burada gurbette olduğumuz halde ev sahibimiz bize her şeyi bahşetti. Çünkü bu dünya fani olduğu halde bize eşsiz bir güzellik sunan bir ev sahibimiz var. O da yaratıcımız Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de dünyadaki yaşam süremiz aşiyeten ve duhaha bir kuşluk bir kuşluk vakti kadar bir akşam üzeri vakti kadar tasvir edilir. İnsanlık hayatı içerisinde bizim bu dünyadaki varlığımız böyle çok kısa süreli olduğu halde bu dünya fani olduğu halde bu bu dünyada insan yolcu olduğu halde ev sahibimiz bize bütün güzellikleri takdim etti. Çünkü evin sahibi bizleri yoktan var eden Rabbimiz. Çünkü bu dünyanın sahibi sani'i ve bedi'i Allahu Teala'dır. Biz başkasının değil, en nihayetinde onun misafirleriyiz. 14. yüzyılda yaşamış Endülüslü alim Şatıbi'nin tasnifi, tasnifine başvuracak olursak, yani insan hayatındaki her şeyi hani üç başlık altında ifade eder ya, zaruriyat, haciyat ve tahsiniyat. İnsanın bir olmazsa olmazları vardır. Yaşamak için bir ihtiyaçları vardır. Bir de yine hayatında gerçekleştireceği güzellikler vardır. Bu tasnif üzerinden yürüyecek olursak, Allah bize dünyayı hazırlarken sadece zaruriyatı gözetmedi. Yani bizi yaşayacak kadar doyurmadı sadece. Ölmeyecek kadar ayakta tutmakla yetinmedi. Bizim ihtiyaçlarımızı da karşıladı. İhtiyaçlarımızı da fazlasıyla verdi. Haciyatımızı da karşıladı. Bize yaşamak için ihtiyaç duyduğumuzdan çok daha fazla alan açtı. Daha çok imkan, daha geniş bir evren sundu. Ve bununla da yetinmedi. Tahsiniyat dediğimiz güzellikler lütfetti. Yüce bir lütufta bulunarak bütün imkanları güzel kıldı. Sadece varlığı yaratmadı, varlığı güzel kıldı ve bütün o güzelliklerle biz birlikte insana ikram etti. Cemal sıfatını bizden esirgemedi onu en kamil bir şekilde tezahür ettirdi. Biz bazılarını görebiliyoruz, bazılarını hiç göremiyoruz. Çünkü o evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Fakat bununla da yetinmedi. Varlık tasavvuru açısından bu güzelliği bütün varlığa yerleştirdi. Bütün varlığa ve kainata bu güzelliği yerleştirdi. Güzel söz biraz sonra üzerinde duracağımız güzel söz varlıkta mündemiç olan güzelliği ifade etmekten ibarettir. Bizim algıladığımız bir sadece bizim algıladığımız bir şeyden ibaret değildir. Varlıkta mündemiç olan güzelliği ifade etmekten ibarettir. Bununla da yetinmedi insanı yaratırken güzel yarattı ahseni takvim üzere yarattı. O kadar güzel yarattı ki, hani Şeyh Galib'in meşhur ifadesini hatırlayalım. Hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen, merdumi dide -i ekvan olan ademsin sen. Yani bütün varlığın göz bebeği. Bütün kainatın göz bebeği, insanı güzel yarattı, onun da yetinmedi. Bütün güzellikleri algılayacak bir varlık kıldı. İlahi yazılım olan fıtratına güzeli ve güzelliği yerleştirdi. Bununla da yetinmedi. İki kabiliyet daha bahşetti. Birisi dil kabiliyeti, birisi beyan kabiliyeti. Ta ki dünyada şahit olduğu, kendi zatında şahit olduğu, varlıkta mündemiç olan bütün bu güzellikleri ifade edebilsin, ilişkilerini bu güzellik üzerine bina etsin diye insana iki büyük kabiliyet verdi. Biri dil kabiliyeti, biri beyan kabiliyeti. Ve <Sessizlik> allama Adem el esma kullaha. Allah Adem'e bütün esmayı öğretti ayeti sadece dilleri öğretti manasında değildir. Dil kabiliyetini fıtratına yerleştirdi demektir. Dilin menşei ile ilgili çok garip teoriler vardır. Dilcilerin kitaplarından biz bunları okuyoruz. O teorilerin hiçbirisi dil denilen mucizeyi bize izah edemiyor. Bizim İslam literatürü içerisinde de altı farklı teori vardır. Dilin menşei ile ilgili. ilahi menşei, beşeri menşei, insan arasındaki ilişkilere dair yönleri. Bunların hiçbirisi dilin o mucizevi boyutunu, beşeri Adem kılan o dil yetisinin nasıl büyük bir mucize olduğunu bize bütün yönleriyle anlatamıyor. İlahi bir mucizedir ama dil seslerden, kelimelerden ve lafızlardan ibaret değil. İfade ettiği mana ve hakikati dikkate alırsak ancak çok önemlidir. İkinci yetisi, beyan yetisi, konuşma yetisi. Er-Rahmanu allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan. Ona beyan etmeyi öğretti. Beyan etmeyi öğretince inanan insan inancını beyan etmeyi öğrendi. Düşünen insan düşüncesini beyan etmeyi öğrendi. Sosyal bir varlık olarak insan aralarındaki ilişkileri nasıl kuracağını öğrendi. Medeniyet üreten varlık olarak insan aynı zamanda bu medeniyeti nasıl bir beyan üzerine kuracağını öğrendi. Yüce Rabbimiz bunlarla da yetinmedi. Aynı şekilde en büyük sözü, en yüce sözü vahyetti. En en güzel sözü vahyetti. Kur'an'ın bir adı Ahsenul Hadis'tir. Astakul Hadis'tir. En doğru söz, en güzel sözü vahyetti. Ve celalini ve cemalini bir de kelam üzerinden, kelam yezeli üzerinden ifade etmiş oldu. Bizim meşhur bir şairimizin bir beyti vardır. Der ki, 124 bin nebi hakkı sözde buldular. 18 bin alemin hükmü Hemen bir söz imiş. Tevrat, İncil, Hemzebur, Furkan ile 104 kitap, ayet, hadis, kelam, Kur'an hepsi bir söz imiş. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, değerli dostlar, Kur'an'ın söz estetiği ile ilgili bize sunduğu kavramsal çerçeve, estetik diyemem ama biraz sonra değineceğim. Cemal ilmi diyeceğimiz bir ilmi kuracak niteliktedir. Kur'an-ı Kerim'in söz estetiği ile ilgili kur kullandığı kavramları alın, mimariye tatbik edin. Alın gündelik hayata tatbik edin, sanatlara tatbik edin. Bütün bunlara yetecek zenginlikte bir kavramsal çerçeve sunmuştur Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de söz kökü toprakta sabit, dalları semada ve sürekli bütün insanlara meyve sunan bir şeye, bir ağaca, bir güzel ağaca benzetilir. Biz o ayeti bazen sadece kelimeyi tevhidle sınırlandırırız ama ayet geneldir. İbrahim Suresi'ndeki ayet: Meselu kelimetin tayyibetin asluha sabitun güzel sözün misali keşeceratin tayyibetin güzel ağaç gibidir. Çökü asluha sabitun kökü yerde sabit ve feruha dalları semadadır. Tu'ti ukuleha kulle hinin bi izni rabbiha. Meyvesi Rabbin izniyle, Rabbimizin izniyle daima yenen, köklü, dalları semada güzel bir ağaç. Alın size söz. Kelime, daha doğrusu söz kelimesinin Arapçada dört farklı karşılığı var. Hem Lafız tam karşılığı değil çünkü lafız anlamsızdır. Ağızdan çıkan bir çekirdek de lafız manasını alır. Ama kelam, hadis, kelime, efendim, kavil bunlar sözü ifade ederler. Zaman zaman birbirlerinin yerine kullanırlar ama farklı anlamları vardır. Şimdi dedim ki arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de güzel sözle ilgili, söz estetiğiyle ilgili o kadar muhteşem bir çerçeve çizilmiştir ki, o kadar muhteşem bir kavramsal çerçeve ortaya konmuştur ki, şimdi bu kavramsal çerçeveyi sadece başlıklar halinde sizlerle paylaşayım. Bu birinci ayette kavli tayyip geçti malumunuz. Peygamberimiz de El kelime tutta yibetu sadakatun. Güzel ve hoş söz sadakadır derken buna işaret eder. Kur'an-ı Kerim'de kavli hasen ifadesi vardır. İsrail oğlarından biat alınırken iki şey iki şart koşulmuştur. Bir Allah'a şirk koşmayacaksınız. Bir de vakuru nasi husna. İnsanlarla güzel konuşacaksınız. Kavli hasen. Kavli adil adaletli söz. Sözün adaletli ve dengeli olması. Kavli sedid. Kavli sedid sapa sağlam söz demektir. Hakkı ve doğruyu konuşmak demektir. Kavli sedid hatta o kadar güzel ifade edilir ki Kur'an'da kavli sedid salih amel doğurur aynı zamanda. Eylem doğurur biraz sonra iyi, doğru, güzel arasındaki ilişkiye değinirken de ifade edeceğim. Kavli sedid, kulu kavlen sedida, yuslih lekum amalekum. Amellerinizin salih olmasını istiyorsanız sağlam konuşacaksınız. Sözünüz hak olacak, doğru olacak. Kavli leyin, yumuşak söz. Bu nerede geçer? Musa ile Harun'u Firavun'a gönderirken ifade edilir. Ama bizim Türkçemizde bu biraz yanlış anlaşılır. Kavlileyin aldatıcı söz gibi anlaşılır. Yumuşak söz yılanı deliğinden çıkarır derken biz bazen o ifadeyi sanki birilerini aldatmak için kullanılan söz olarak tasvir edebiliyoruz. Doğru değildir. Aldatan hiçbir söz güzel olmaz estetik olmaz. Dolayısıyla oradaki kavlileyin hikmetli sözdür. Gayeye götüren sözdür. Kavli kerim. Kavli kerim anne baba ile ilişkinizi anlatırken kullanır Rabbimiz. Siz annenize babanıza cömert konuşacaksınız. Kavli kerimin bir manası Onurlandıran sözdür. Onurlandıracaksınız annenizle babanızla konuşurken kerim olacaksınız. Kerim Kur'an'ın da bir sıfatı. Kavli maruf. Bilgiye dayalı, uygun, makbul söz demektir. Kavli meysur. Fekullehum kavlen meysura. Kolaylaştırıcı yatıştırıcı sözdür. rahatlatıcı sözdür. Bunların bir de zıtları vardır. Zıtlarıyla birlikte değerlendirdiğimizde gerçekten bu kavramsal çerçeve çok daha zenginleşiyor. Mesela kavli su kötü söz. Kavli hasenin zıttı kavli su kötü söz. Kavli zur biz Türkçede tezviratlı söz deriz. Medyanın çok kullandığı söz kavli zur, yalan söz, tezvirat içeren söz, kavli lahın, münafıklara isnat edilir, eğri büğrü söz, kavli zuhruf, süslü püslü aldatıcı söz. Bu da yine, bunu anlatmak için müstakil bir sure var. Kur'an'da zuhruf diye bir sure var. Kavli muhtelif, çelişkili söz. Kavli münker, çirkin söz. Bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla Kur'an'ın söz estetiğiyle ilgili bize sunduğu kavramsal çerçeve gerçekten çok zengin bir çerçeve ve bu kavramlardan bir cemal ilmi inşa edilebilir tekrar eğer metaforumuza dönecek olursak özellikle güzelliği İslam medeniyetinde ve İslam düşüncesinde güzeli ve güzelliği anlamak için yaratılış tasavvurumuzu ve yaratıcı tasavvurumuzu dikkate almak zorundayız. Gazali'nin müstakil kitaplara konu olan pek çok Müslüman alim tarafından tartışmalara sebep olan bir formülasyonu vardır. Leyse fil imkan ebda min makan. Yani var olan da var olandan daha güzel olması var olanın var olandan daha güzel olması mümkün değildir. Bu şu demektir. Allah yarattığı her şeyi gerçekten en güzel bir şekilde yaratmıştır. Bunu ifade etmek için bu kullanılır. Yüzeysel bir bakışla bu önerme bize basit bir gerçeği anlatır aslında. Allah yarattığını kamil yaratmıştır. Fakat burada daha derine gitmemiz gerekiyor. Çünkü yaratılış dediğimiz varlık dediğimiz şey olup bitmiş bir yaratılışla mı karşı karşıyayız yoksa süre gelen devam eden bir yaratılışla mı karşı karşıyayız? Estetik İslam düşüncesinde estetiğin tanımını yapabilmek için varlıkla güzel güzellik arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için özellikle biz olup bitmiş bir yaratılış üzerine mi konuşuyoruz yoksa süre gelen devam eden bir yaratılış üzerine mi konuşuyoruz? Bu deveran, bu değişim, bu hareketlik içinde varlığın olabilecek en bedii, en güzel halinde olmasının ne anlama geldiği üzerinde biraz daha durmamız gerekiyor. Yolda gelirken dinledim. Geçen hafta burada İbrahim Kalın dostumuzun konferansında da üzerinde durduğunu gördüm. Biraz da ben açarak tamamlamak istiyorum. Ancak bu sorunun cevabına geçmeden önce belki en başta ifade etmem gereken ama kasten ertelediğim bir mukayeseyi yapmak durumundayım. İslam düşüncesindeki hüsn ve cemal ile estetik kavramı arasındaki ilişkiyi, mana farkı ifade etmek istiyorum. Öncelikle Husun ve Cemal arasında ikisinin arasında bir fark vardır. Husun dediğimiz şey aslında suret güzelliğidir. Fakat zamanla davranış güzelliğinin de adı olmuştur, hasenatın da adı olmuştur. Cemal ise iç güzelliğin aslında adıdır, insanın İç güzelliğinin adıdır ama zamanla davranış güzelliğinin de adı olmuştur, suret güzelliğinin de adı olmuştur. Hani Peygamberimizin bir ayna duası vardır. Aynaya bakarken okunması gereken dua olarak ifade edilir. Allahumma ahsin hulki kema ahsente halki. Allahum yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Aslında tekrar ediyorum. Husun aslında ilk manası suret güzelliğidir. Fakat İslam literatüründe iyi, doğru, güzeli birbirinden ayıramadığımız için zamanla davranışların güzelliğinin de adı olmuştur. Cemal ise aslında davranış güzelliğinin adıdır ama zamanla aynı zamanda suret güzelliğinin de adı olmuştur. Dolayısıyla ikisini de birleştirir. Müslümanlar aynı zamanda bu husun kavramından, İslam bilginleri bu husun kavramından, hadislerde geçen ihsan başlığı altında bir ihsan ahlakı üretmişlerdir. Fakihler ise bu husun ve ihsanı birleştirerek istihsan diye bir ilkeye varmışlardır. İstihsan sadece kıyasi celiyi terk etmekten ibaret basit bir kavram değildir. Kökü hüsünden gelen, ihsandan gelen ve bu güzellik dediğimiz ilkenin dinde bir delile dönüşmesi bizim aynı zamanda esteti, estetiğin boyutlarını göstermesi bakımından da son derece önemlidir estetik kavramına gelince, husun ve cemal kavramlarını estetik ile mukayese ettiğimizde, aistesis, estetik sadece duyumsama ve algılama anlamına gelir. Sizler bunun genişçe derslerini alıyorsunuz. Hocalarınız bütün derslerde estetik kavramının bu boyutları üzerinde mutlaka durmuşlardır bu şu manaya geliyor. Yani hüsn ve cemalde duyumsamadan bağımsız bir güzellik yoktur. İnsandan bağımsız bir güzellik yoktur. Estetikte, hüsn ve cemalde insan, insandan ve insanın duyumsamasından ve algılamasından farklı olarak insan olsa da olmasa da eşya zatında güzeldir. Güzel zatında güzeldir. Ve güzel sadece güzel değildir, aynı zamanda iyidir. Sadece iyi değil, aynı zamanda doğrudur. İyi, doğru ve güzel birbirinden ayrılmazlar. Eylem ve söylem birbirini tamamlamak zorundadır. Güzellik ancak güzeli görenin, insanın varlığıyla ortaya çıkar estetik düşünceye göre. Estetik kavramına göre hüsn ve cemalde ise güzel her zaman güzeldir. Her zaman iyidir, her zaman doğrudur, her zaman haktır. Bu varlık yaratılış algımızın yanında bir de yaratıcı algımız. Yani kainatın yaratıcısını algılama biçimi Kainatı algıl algılama biçimimizi de yönlendiren bir algıdır. Bu sebeple Yahudi-Hristiyan geleneğindeki yaratıcı algısı ile İslam geleneğindeki yaratıcı arasındaki fark, iki algı arasındaki fark, iki düşünce arasındaki fark aynı zamanda cemal ve hüsnü ile estetik arasındaki farkı göstermesi bakımından önemlidir. Ne demek istiyorum? Tekrar konuk metaforuna dönelim dedim ya unutmayacağız asıl metaforumuzu unutmuyorum konuk metaforunu hatırlayacak olursak konuklar insanlar dünyaya geldiğinde insanlar konuklar dünyaya geldiğinde sanat eserini mükemmel bir haliyle tamamlanmış bulmak bulmaktadırlar Hristiyan ve Yahudi geleneğindeki yaratıcı algısı altı günde yarattı ve tamamen köşeye çekilen bir sanatkar algısı bize sadece temaşa etmek düşüyor. Onun bir parçası olmak değil. Bize sadece seyretmek ve temaşa etmek düşüyor. Oysa ona eklenecek, ondan çıkaracak, çıkarılacak bir şey yoktur. Yaratmıştır, bırakmıştır. Kendisi istirahata çekilmiştir. Ve insan sadece temaşa ediyor. Buna Yunan tanrı anlayışını da eklediğinizde orada da zaten güzelliğin güzelliği var eden bir tanrı veya tanrılar vardır. Onlar sonra cisme bürünmüş orada bekliyorlar. Bu sebeple Fas'ın büyük filozofu Taha Abdurrahman der ki iki çeşit güzellik vardır. Bir Venusi güzellik, bir Yusufi güzellik. Venüs'ü güzellik. Arapça Araplar onu Venüsü Finus diye telaffuz ederler. Finusi güzellik, Yusufi güzellik. Venüs biliyorsunuz Roma'da aşk, güzellik ve şehvet tanrı tanrısıdır. Yunan'daki Afrodite dayanır. Venüs güzelliği maddi bir güzelliktir. Manevi bir güzellik değildir zahiri bir güzelliktir. Ama Yusufi güzellik manevi bir güzelliktir. Hatta manevi güzellikle beraber maddi güzellik de vardır. Birbirini tamamlarlar yani. O Kur'an-ı Kerim'in muhteşem tasvirinde Mısırlı kadınlar Yusuf'u gördüğünde ellerindeki bıçakla ellerini kestiler derken bize sadece bir kraliçenin sarayında yaşanan geçici bir şeyi anlatmıyor. Bize aslında gerçekten güzelliğin ne manaya geldiğini anlatıyor. Dolayısıyla Yusufi güzellikle efendim Venüsi güzelliği birbirinden ayırmak gerekiyor. İslam geleneğindeki yaratıcı tasavvuru ise kulle yevmin yani süre gelen bir yaratma vardır, devam eden bir yaratılış vardır. Yaratılış bitmiş değildir. Yaratılış bitmediği için Allah cemal sıfatlarıyla her an tecelli etmeye devam ediyor. Yaratıcı Esma-i Hüsna'sıyla varlıkta tecelli etmeye devam ediyor. Yine konuk metaforuna başvuracak olursak, en yüce sani, bedi'i celal ve cemal sahibi olan Allah konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Artık burada seyredilecek tamamlanmış bir güzellik üzerinde konuşmuyoruz. İslam'ın güzellik anlayışında, varlıktaki güzellik anlayışında tamamlanmış, bitmiş bir güzellikten bahsetmiyoruz devam eden, süre gelen bir yaratılıştan ve sürekli cemal ile tecelli eden bir varlıktan söz ediyoruz. Bu da bizi bir eyleme götürüyor. Bir ağırlama üzerine konuşmaktayız. Söz konusu bir eylem olduğu için hüsn ve cemal aynı zamanda bizi ahlaka götürüyor. Eylem olduğu için bizi ahlaka götürüyor. Buna göre her söz de bir eylemdir aslında. Hatta Arapçada ef'alul kulub diye bir kavram vardır. Kalbin fiilleri, kalbin en büyük fiili sözün kendisidir. Lisan, dil sadece araçtır. Burada dil kalbin tercümanıdır. Lisan sadece kalptekini tercüme ediyor. Yaratılışın özellikle İslam geleneğinin yaratılış algısında Allah'ın yaratması devam ettiği için sanatı da devam ediyor. Dolayısıyla insan o sanatın seyircisi değil, o sanatın bizzat parçasıdır. Burası önemli. Seyirci kavramı bizim kabul edebileceğimiz bir kavram değildir. İnsana yakışmayan bir kavramdır. Arapçadaki karşılığı müteferriçtir. Bize yakışan şahit olmaktır yahut müşahid olmaktır. Çünkü meşhuduz biz. Biz meşhud olduğumuz için, daima görüldüğümüz için bizi var eden tarafından, biz ancak Allah'ın sanatına şahit olabiliriz. Temaşa etmek bize yakışmaz. Temaşa sadece bir keyif verir ama müşahede etmek bizi şahit kılar. Şahit olduğumuzda biz o sanatın bir parçası oluruz. Seyircisi olmayız. Çünkü hareketli, deveran eden, süre gelen bir yaratılış söz konusudur. Eyleme kalkıştığınızda o sanatın içinde bir eylem yapmak durumundasınız. Bu da tekrar sizi ahlaka götürür. Yani sadece güzele değil, iyiye ve doğruya da götürür. İslam geleneğinin bu temel farkı özellikle tahsiniyatta yani güzellik anlayışında kendisini gösterir. Çünkü İslam sanatı yaratanı taklitten çekinir. İnsanı Allah'ın el-musavvir sıfatıyla sıfatına meydan okumaktan alıkoyar. Çünkü o sanatın bir parçasıdır. Tekrar metaforumuza dönecek olursak İslam geleneğinde sanat üreten insan her zaman mahlukat alemindedir. Onun bir parçası olarak sanat icra eder ve onun dışına çıkmaz bunu yapmamasının tek sebebi vardır. Çünkü o misafirdir. Bir konuktur çünkü. Hemen bitiriyorum. Tamam efendim. Evrenin sahibine karşı edebini korumak zorundadır. Çünkü kainatın sahibi oradadır. Sözü seçerken de öyle seçecek. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi Rafibun atid. Ağızdan çıkan hiçbir söz yoktur ki bir gözetici yanında olmasın. Ev sahibinin yanında daima edeple konuşur. İşte söz estetiği de burada kendisini gösterir. Eylemle durağanlık arasında aynı zamanda bir zaman ve mekan ilişkisi vardır. Çünkü mekan durağındır, Zaman hareket gerektirir. İslam sanatı kendisini zaman boyutunda inşa eder. Mesela tezhip, mimari, musiki, şiir, edebiyat. Bu sebeple resim daha az yaygın olmuştur. Minyatür ve ebru bunlar mekanda me mekan gösterseler dahi hadiseleri, olayları gösterirler ve daha çok zamanla irtibatlıdırlar. İki mukayese ederek sözlerimi bitireceğim. Bir mabetle bir kitabı mukayese edelim. Yani söz estetiği açısından ve sözün ahlakla ilişkisi açısından bir mabetle bir kitabı veya bir hitabeyi, bir konuşmayı mukayese ederek sözü bitirelim. Mabette mesela bir camiyi ele alalım, böyle bir şiirimiz de vardır. Bizde fark edilmez bir kitap bir mabetten, Uğulduyor kubbesi oku diyen kitaptan, mabetle kitabı mukayese eden şairlerimiz olmuştur. Şimdi söz estetiği açısından yahut sözle edep arasındaki ilişki açısından bir mabetle Süleymaniye ile bir kitabı, kadim bir kitabı mukayese edelim. Bir camiye girerken öncelikle sokaktan dolaysız olarak gerçi şimdi mimarimiz çok değişti ama ama aslını esas alarak söyleyelim. Sokaktan dolaysız olarak camiye giremeyiz. Önce bir avlu bizi karşılar. Avlusuna girmemiz gerekiyor. Bu camiye girmeye bir hazırlıktır aslında edebi kuşandırmaya davettir. Sonra karşımıza ne çıkar? Bir şadırvan çıkar. Şadırvan bize temiz olmamız gerektiğini söyler. Allah'ın mabedine abdestle girmemiz gerektiğini ifade eder. Bugünkü gibi altında üstünde bir yere saklanmaz. Şadırvan tam ortada yer alır ve mabede girerken temiz olmamız gerektiğini söyler. Biraz sonra bir musalla taşı görürüz orada. Musalla taşı bu dünyada kalıcı olmadığımızı hatırlatır. Sonra kapısından girerken oraya bir hat yazılmıştır. Utkuluha bi selamin aminin veya buna benzer çok muhteşem hatlar. İçine girdikten sonra kubbe bir şey söyler, mihrap bir şeyler söyler, minber bir şeyler söyler. Turgut Cansever'in ifadesiyle mimari edeptir. Mimari terbiyedir. Mimari aynı zamanda terbiyedir. Şimdi bir de kitaba bakalım. Gerçek İslam medeniyetinde yazılmış gerçek bir kitap ele alalım. Kitap önce istiaze ile başlar. İstiaze ile biz her türlü söz kötü söz ve düşünceden korunmak için yegane Allah olduğunu ilan ederiz. Sonra besmele söz de böyledir. Konuşmalarımız da böyledir. Hitaplarımız da böyledir. Hitabımız ve kitabımız bunlarla başlar. Besmele'de rahmeti kuşanırız. Bütün esmasıyla tecelli eden Rabbimizin Rahman ve Rahim sıfatlarını ifade ederiz. Besmele'yi emreden hadiste zibal diye bir ifade vardır. Anlamlı, faydalı demektir. Yani lav, lehv ve sehv yok. Anlamsız, faydasız ve gayesiz şeyler için besmele çekilmez. Besmele zibal, anlamlı, faydalı, gayeli şeyler için çekilir. Onunla da yetinmeyiz. Sonra, cemal ve kemal sıfatlarıyla tecelli eden Rabbimize hamdimizi ilan ederiz. Onunla yetinmeyiz. Bütün bu cemali zatında ve ef'alinde gösteren peygam peygamberimizle selamlaşırız. Ve sonra söze başlarız. Modern zamanlarda, efendim, Biraz bütün bunlar yadırganır. Yani bunların her konuşmada ve her kitapta tekrarlanması bizim akademiya bunu akademik bulmaz. Akademiya bunu akademik bulmaz. Fakat asıl yadırganması gereken böyle başlayan bir sözün veya kitabın muhtevasının bu edebe uygun olmamasıdır. Bugün burada bu söz estetiği başlığı altında yaptığımız bu konuşma ile iki sorunun cevabını aramaya çalıştık. Ama asıl sorunun cevabını bulacak olan sizlersiniz. Birincisi iyi, doğru, güzel üzerine konuşurken nasıl bir dile başvuracağız? İkincisi başvurduğumuz dilde nasıl bir güzel ve güzellik üretebiliriz? Yani estetiği bir duyumsama olarak algılayacak mıyız yoksa estetik bizde ahlaki boyutu olan bir kavram olacak mı güzele dair tasavvurlarımızı merkezde zamana mı yoksa mekana mı ilişkin olacak görsel midir yoksa işitsel midir akla mı yoksa kalbe mi hitap etmektedir bu soruların cevapları üzerinde düşünmeye devam edelim lütfen. Ve bundan önce pek çok konuşmada da ifade edildiği gibi bazı şu söylenir İslam coğrafyasında bir sanat tutulması yaşanıyor. Eğer bunu tartışacaksak ithal bir estetik kavram dünyası ve felsefesiyle bundan belki bambaşka bedahetler ve temeller üzerine oturan bir İslam sanatını değerlendirmeye Hatta bazen yargılamaya kalkıştığımız içindir. Tekrar metaforumuza dönüp ve onunla bitirecek olursak, önce Allah'a bu dünyada nasıl bir konuk olmak istediğimize bakmalıyız. Biz nasıl bir konuk olacağız? Bu misafirlikte nasıl bir söz söyleyeceğiz? Ancak bundan sonra bu konukluğu başarıp Başaramadığımızı tartışabiliriz, zira hepimiz nihayetinde ev sahibimiz olan Allah'a döneceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben soru cevap faslımız olacak. kesin olarak bitirmemiz gerekiyor. Tabii efendim. Soruları alabilirim salonumuzdan. Şuradan başlayalım. Hocam Gençliğin Anlam Arayışı kitabında görsel idrakin egemenliğinin çaresi konusunda değindiğiniz e, idrak ölümüyle alakalı, e, idrak ölümüne maruz kalan insanın yeniden ihya etmenin yolunun hayadan geçtiğini ifade etmişsiniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Evet. Bir de bu gençin anlam arayışıyla alakalı e, hani daha geniş değinebileceğiniz bir kitap yazarsanız güzel olur. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ee, soruları aldıktan sonra mı yoksa hemen cevap veriyor muyum? Nasıl isterseniz evet, hocam. Evet hemen hemen söyleyeyim. Ee, çünkü bu konuda daha önce ders yaptım, yazdım bir şeyler. Hatta müjdesini vereyim. Aslında Profesör Taha Abdurrahman'ın Dinul Haya başlığını taşıyan üç ciltli kitabı var tamamen bu konuda. İkinci cildi tamamen bu görsel idrakin egemenliği ve dijital ekran uygarlığında e, haya ile nasıl hayat buluruz, haya ile yeniden nasıl ihya oluruz. E, bu üç cilt kitap inşallah Eylül veya Ekim ayında Enstitümüz tarafından tercüme edilmiş olarak yayınlanacak. E, bu Gerçekten suret ile ilişkimiz, fotoğrafla ilişkimiz, ekranla ilişkimiz ve bu ilişkiyi nasıl yöneteceğimiz önümüzdeki yıllarda önümüzdeki en önemli mesele olacaktır. İslam'ın temel esaslarından hareketle buna nasıl cevap vereceğimiz, bu meydan okumaya nasıl karşılık vereceğimiz çok önemlidir üzülerek belirteyim Batı dünyasında bu konuda yazılıp çizilenler İslam dünyasında yazılıp çizilenlerden daha fazla olmaya başladı. Yani bu gösteri toplumu, teşhir toplumu başlığı altında efendim görme biçimleri göz e, üzerine yazılmış çok kitaplar var. E, İslam dünyasında henüz bu konuda fazla fikir yok. Ee, özellikle haya kavramını e, sadece bir basit utanma duygusu olarak değil Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kulli dinin hulukun ve hulukul İslami el-haya İslam'ın temel ahlakı hayadır hadisini esas alarak hayayı hayatla bize hayat veren bir ahlak olarak ele alarak eee gelecekte kendimizi ve çocuklarımızı bir idrak ölümüne maruz kalmaktan nasıl kurtarabileceğimiz ve görsel idrakin egemenliğinden kurtularak imajlar dünyasına, suret dünyasına kendimizi hapsetmemek, vehimler dünyasından tekrar hakikate nasıl ulaşabileceğimizi göstermek için ee, Sizlerin düşüncelerine ve kalemlerine ihtiyacımız var. Evet, başka efendim. Konuşma için teşekkür ederim öncelikle. Ee, şimdi konuşmanızın başında e, zamanımızın e, göz temelli olduğunu söylediniz, söz temelli değil. E, ve bunun da çaresinin söze tekrar dönüştürülmesini ifade ettiniz. E, fakat sunumun devamında e, temaşanın müşahadeye dönmesi gerektiğine de değindiniz. Evet. Şimdi benim sorum şu göz temelli bir medeniyetle dünyada içerisinde yaşarken e, bizim yol hayatımızı e, yönlendirecek olan şey e, göz temelli olan zamanı kabul edip gözün e, metafizikle olan bağlantısını kurmak yani temaşadan müşahadeye geçmek mi öncelikli olmalı yoksa göz medeniyetinin söz medeniyetine dönüştürülmesi mi öncelikli olmalı bunu sormak istiyorum. Eyvallah çok güzel çok teşekkür ediyorum çok da güzel bir soru. Öncelikle eğer gözün, gözü sadece yani bir mercek olarak algılamazsak ve gözü kalbimizle, ruhumuzla, aklımızla birlikte ele alırsak, sadece bir ruyetten çıkarıp bir nazara dönüştürürsek, akılla nazara dönüştürürsek, kalple basirete dönüştürürsek, o takdirde benim bahsettiğim sözün karşısı olan gözden söz etmiş olmayız. Yani gözün bize bizi temaşadan yahut seyircilikten müşahedeye taşıması için nazar gerekiyor. Nazar sadece gözün görmesi değil, aklın görmesi. Bize basar gerekiyor. Basar da sadece gözün görmesi değil kalbin görmesi yani basiretle aklın hikmetle birleşerek ee, ancak biz gözü sadece bir şeyi seyreden bir araç olmaktan çıkarır ee, sadece ibareleri okuyan bir araçtan kurtarıp aynı zamanda ibrete de taşımış oluruz yani ibretle ibareyi de birleştirmiş oluruz. Burada o görme biçimlerini dikkate alacak olursak sadece bir araç olarak gözün görmesinden söz etmiyoruz. Seyirci gözü tutan ele dönüştürüyor. Düşünen yani nazarla basarı birleştiren bir bir idrak yolu olmaktan çıkarıp temaşa eden, seyreden sadece onu bir gören bir araca dönüştürüyor. Ama eğer biz e, gerçek, gözün gerçek fonksiyonlarını dikkate alırsak, akılla ve kalple birleştirirsek, o takdirde e, sizin de ifade ettiğiniz gibi temaşadan biz müşahedeye geçmiş oluruz. Teşekkür ediyorum tekrar. Kıymetli hocam, sunumunuzdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ben şahsım adına çok istifade ettim. Birçok notlar da aldım. Ee, i̇smim Mehmet Emin Ünal. Ee, İstanbul'da serbest avukatlık yapıyorum ve bu manada size çok özel bir sorum olacak. Biz e, öyle bazı anlar yaşıyoruz ki sözü güzel söylemekten e, uzağa düşebiliyoruz. E, bu türlü sinir harbi yaşanan anlarda, canımızı sıkan, Adeta şeytanın üzerimize çöreklendiği anlarda, sözü güzel söylemek adına ne gibi bir somut öneride bulunabilirsiniz bize? Sinir harbi anlarında söz nasıl güzel söylenir, nasıl güzelce ifade edilir? Bu manada katkılarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. O hallerde ilk tavsiyem, sözün en güçlü haline dönmektir. O da sukuttur sözün en güçlü hali sukuttur. Diyor ki Allah ve Resulüne inanan fel yekulil hayra ev uskut. Ya hayır konuşun ya da susun. Ee, Kur'an'da sukut Hazreti Meryem'in dilidir. Kur'an'da sukut Hazreti Meryem'in dilidir. O bir susma hali değildir. O aslında bir başka bir konuşma halidir. Ee, gerçi sukutun da yalan olduğu yerler vardır. Osmanlı'da sam kazip diye bir ifade var. Susarak yalan söylemek. İnsan bazen susarak hakkı haykırır, bazen susarak yalan söyler. Ee, bu birincisi. Birinci önerim bu. İkinci önerim, Kuran-ı Kerim'de sözün ahlakını çiğnemememiz için ana çerçeveyi belirleyen müstakil bir sure inmiştir. O surenin adı Hucurat suresidir. Hatta Hucurat suresinin e, nuzul sebebi bir bir söz düellosudur arkadaşlar. Bir söz düellosudur. Temim oğulları diye meşhur bir kabile Medine'ye gelmiştir. Bir öğle vakti Mescid-i Nebevi'nin etrafında atlarıyla koşturmuşlar, yüksek sesler çıkarmışlar. Hazreti Peygamber'e hiç yakışmayacak, hiç kimseye yakışmayacak şekilde hitap ederek çık dışarıya biz seninle hesaplaşmaya geldik, biz hatiplerimizle ve şairlerimizle geldik ve e, duyduk ki bir sözle bütün dünyaya meydan okuyorsun. Oysa biz sizinle söz düellosuna geldik demişlerdir. resul Ekrem sadece tebessüm etmiştir, namazını kılmıştır. Namazdan sonra bir sütuna mübarek sırtını dayamış ve çağır şu dışarıda bağırıp çağıranları içeriye der. içeri girerler. Onlara konuşun bakayım ne diyorsunuz der. Biz sizinle duello, söz duellosu'na geldik derler. Buyurun konuşun bakayım ne diyorsunuz. Der. Zebir kan bin Bedir diye bir sonra Peygamber'in zekat memuru olacaktır. Yani sahabe, sahabe olacaktır. Ona söz verirler. O öyle bir konuşma yapar ki gerçekten herkes şaşırır. Hazreti Peygamber bir arkadaşına sen buna cevap ver der. O da cevap verir. İki taraf eşit kalır. Berabere kalırlar. Sonra Hasan İbni Sabit'e Peygamberimiz sen çık der. Sen cevap ver der. Hasan İbni Sabit'ten önce Onlardan birisi tekrar bir konuşma yaptığı zaman resul Ekrem Aleyhisselam mübarek dilinden şöyle bir cümle çıkarır. İnne minel beyan ile sihran. Yani öyle sözler var ki ne kadar büyüleyici, ne kadar etkileyici. Bu sözün büyüsü e, üzerine çok şey yazılmış, çizilmiştir. Efendim daha sonra Hasan ibn sabit'e sen cevap verdir. Hasan ibn sabit konuşmaya giderken de Allahumme eyyitu bi ruhil kudüs der. Allah'ım onu Ruhul Kudüs'le teyit eder. Ve öyle bir konuşma yapar ki Hasan ibn sabit bunlar mecburen bir mola verirler. Aralarında istişare ederler. Biz bu kadar güzel bir söz bu sözün üstüne söz söyleyemeyiz derler. Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğü ortada, ortaya çıkar. Sonra daha sonra bunlar Müslüman olmuştur ama en önemlisi bu hadise üzerine gerçekten sözün ahlakı ve sözün estetiği ile ilgili temel kurallar içeren bir sure nazil olur. Biz ona Hucurat Suresi diyoruz. Nasıl başlar o sure? Sesinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın diye başlar. Önce bir sesinize dikkat edin der. La terfa'u asfatekum fevka savtin nebi der. Sonra içindeki kurallara bakın mesela. İşte feşteni bu kesiren min zann zannetmeyin der. Suizanda bulunmayın der. Tecessüs etmeyin der. Gıybet etmeyin der. İftira etmeyin der. Size bir fasık haber getirdiğinde araştırın der. Ve la tenabezu bil İnsanlara kötü lakaplarla çağırmayın der. Sonra Ve la kavmun min kavmin bir birbirinizle alay edecek sözler kullanmayın der. Yani aslında değerli dostum, soru soran arkadaşım, ee, sözle ilgili bizim için çizilen o kadar muhteşem bir çerçeve var ki, o çerçevenin içerisinde yalan yok, gıybet yok, dedikodu yok, iftira yok. Efendim güzel. Az önce Kur'an'daki kavramları saydım. Kavris, hasen olacak, sedit olacak, maruf olacak, kerim olacak vesaire. Ama biz bugün bunu o kadar küçüğe alıp o kadar e, efendim küçük görüp e, gündelik hayatımız içerisinde o kadar çiğniyoruz ki vaz kürsülerinde bile çiğniyoruz. Dini anlatırken bile bütün bunları ihlal ediyoruz bazen. İslam'ı tebliğ ederken de ihlal ediyoruz. Bu, bu kurallara riayet edilecek e, birincisini de unutmamak lazım. Susmak. Susma hakkımızı kullanmamız lazım. Evet aslında burada bir el ilk kalktı sonra siz görmediniz. Benim söylediğim görmez ama gördüm yani. Evet. Arkada bir hanımefendi efendim ilk el kaldırdı. Hocam konuşmalarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. İki tane sorum vardı. Zaten bir tanesini arkadaşım şey arkadaşlar sordu. İkinci soruma geleceksek. Hocam biz öğrendiğimiz kadarıyla kelimeler bir medeniyetin kelimeler. bir medeniyetin şifreleridir. Kelimeler bir medeniyetin şifreleridir. Öğrendiğimiz hocalarımızdan öğrendiğimiz kavramlar. kavramlar. Her medeniyet kendi ideolojisinden, kendi kültüründen bir kavram üretiyor. Evet. Peki biz İslam dışında olan medeniyetlerden aldığımız kavramlarla hakikate ulaşabilir miyiz? Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. ederim. Hani derler ya kavram kavramları değiştirme hakkını verin bana, bir size yeni bir dünya kurayım. Evet. Hiçbir kavram e, arkasındaki dünya görüşünden azade değildir. Bu sebeple bizim hangi kültürden, hangi medeniyetten olursa olsun bir kavramı alırken, o arkasındaki dünya görüşünü dikkate almamız lazım. Kendi kavramlarımızı inşa etmemiz lazım. Filozoflar felsefeyi kavram oluşturan ilim olarak tarif ederler. Ee, eğer, kendi kavramlarımızı ortaya koyarsak, kendi dilimizle felsefeler yapabiliriz, kendi dilimizle düşünceler kurabiliriz, medeniyetler inşa edebiliriz. Onun için o konuda hassas olmak lazım. Ee, sorunun içinde cevabı da var. Başka bir dünyaya ait bir kavramı, o dünyanın bütün dünya görüşüyle beraber alıp hiç sorgulamadan kullanmak doğru değil mutlaka hem bir taraftan kendi kavramsal dünya, kendi kavram dünyamızı korumak ve inşa etmek için çaba gösterirken, başka dünyalardan kavram alırken de en azından arkasındaki dünya görüşünü dikkate alarak ne kadarını alabileceğimizi, ne kadar alamayacağımızı düşünmemiz lazım ve seçici olmamız lazım. Teşekkür ediyorum.